Arkadaşlar selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Rasyonel yayınlarının soru çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. İkinci testte denklem kurma problemlerinin ikinci testinde kalmıştık. Birinci sorumuzla başlayalım. Sorularımız gerçekten de kaliteli ve çok güzel sorular. Bazen anlama dayalı, bazen işleme dayalı olabiliyor. Yeni nesil sorular da var, klasik tarzda sorularımız da var arkadaşlar. Evet. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. Bu kitabı çözen tüm kişilere ulaşırsak bizler için daha iyi olacaktır. Evet, birinci sorumuza başlıyoruz. Belli sayıda kişinin bulunduğu bir lokantada erkek sayısının kadın sayısına oranı 2 bölü 7. Erkeklere E, kadınlara K diyelim. Buraya 2 bölü 7 dersek, şimdi bak erkeklerin oranı ve kadınların oranı. Buna 2x dersen buna da 7x diyeceğiz. Diyor ki devamında, bu lokantaya 11 evli çift geldiğinde, yani 11 erkek gelecek artı 11 tane de kadın gelecek demektir. Kadın sayısı o zaman 7x artı 11 olurken erkek sayısı da 2x artı 11 olacaktır. Kadın sayısının erkek sayısının 3 katı olduğunu söylüyormuş. Kadınlar 7x artı 11 erkeklerin 3 katına eşit oluyor. Buna göre başlangıçta bu lokantada kaç tane erkek vardı? 2x tane vardı. X'i bulup götürüp yerine yazacağım. 3'ü dağıtıyoruz. 3 kere 2'den 6x artı 33 eşittir. 7x artı 11. Şu 6x'i bu tarafa, 11'i de karşıya atarsak 22 eşittir x gelecektir. X'in yerine götürüp 22 yazarsak erkek sayısını sormuşlar. 2 çarpı 22'den cevabımız 44. D seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. İkinci turdayız. Aygül 600 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 10 sayfa fazla okuyarak 6 günde bitiriyor. Şimdi birinci gün, ikinci, üç, dört, beş, altı. Birinci günün ne kadar okuduğunu bilmediğimiz için x dersek. Her gün bir önceki günden şöyle gün olarak da yazalım. Birinci gün. Şöyle denden koyalım hepsine. Birinci gün kaç sayfa okuduğunu bilmediğimizden dolayı buraya x demiştik arkadaşlar. İkinci gün 10 sayfa fazla. Üçüncü gün ikinciden 10 fazla. O zaman x artı 20, x artı 30, x artı 40 ve en son 6. gün x artı 50 sayfa okuyacak. Bu kitap toplamda 600 sayfaymış. O zaman buraları topladığımızda 6x artı 10, 20 daha 30, 30 daha 60, 100, 150 eşittir 600 sayfa. 150'yi karşıya atıp çıkarttığımızda 6x eşittir 450. Şimdi şöyle yapalım. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 150. 150'yi de 2'ye bölersem x'in buradan 75 gelecek. Şimdi bak ne diyor sorun devamında. Buna göre Aygül her gün sabit bir hızla ve ilk gün okuduğu sayfa sayısının 1 bölü 3'ünün 15 fazlası kadar sayfa okusaydı kitap kaç günde biterdi? Şimdi burada her gün sabit bir hızla okuyacağım. Ve ilk gün okuduğu sayfa sayısının 75'in birinci gün şöyle yapalım. İkinci gün ise bunun 1 bölü 3'ünün 1 bölü 3'ünün yani 1 bölü 3'ü 25. 25'in 15 fazlası. 40 kadar okursa, her gün 40 sayfa okursa, pardon, her gün dediğimizde yani her gün 40 sayfa 40 sayfa okursa kaç günde bitirir diyor. Bu kitabı kaç günde bitirir? X günde bitirir. Yani burada 40 çarpı x'in 600 olması için x'e de 15 düşer. Şöyle birer tane sıfır gittiğinde 60'ı 4'e bölersek cevap 15 çıkar. Doğru cevabımız Ceyhan 15 olacaktır arkadaşlar. Evet, üçüncü soruda Beren, Ceren ve Deren 148 tane cevizi aşağıdaki gibi paylaşıyorlar. Beren, Ceren'in 2 katından 7 eksik. Ceren, Deren'in 3 katından 5 fazla ceviz alıyor. Şimdi biz burada sondan başlayalım. Deren'e x tane ceviz aldığını verirsek. Ceren, Deren'in 3 katından yani 3x artı 5 fazlaysa 3x artı 5 tane ceviz alıyor demektir.
Beren de Ceren'in 2 katından, yani 3x artı 5'in 2 katından 7 eksik. Burayı bir düzenleyelim. 6x artı 10 eksi 7'den, yani Beren 6x artı 3 tane alırken Ceren 3x artı 5 tane alıyor. Deren de x tane alıyor. Bunların hepsinin toplamının zaten 148 olduğunu biliyoruz. Toplayalım şöyle, 6x ile 3x'i toplarsam 9, bir de buradan 10x artı 5, 3 daha 8 eşitledik 148'e. 8'i karşıya atarsak 10x'in 140, x'in de 14 olduğunu buluruz. Benden zaten dereni istemişler. Derene de x demiştik. Doğru cevap 14, Edirne geldi arkadaşlar. Evet, dördüncü soru. Bir miktar çikolata 12 çocuğa eşit olarak dağıtılıyor. Çocuklardan 3'ü kendi hakkına düşen çikolataların tamamını diğer çocuklara eşit olarak paylaştırınca her bir çocuk ilk duruma göre 5 çikolata daha fazla almış oluyor. Buna göre başlangıçta dağıtılan çikolata sayısı kaçtır? Şimdi bir miktar çikolataya x demeyelim. Biz 12 çocuğa her çocuğa x tane verildiğini düşünelim. Her çocuğa x tane çikolata verilsin. O zaman 12 çarpı x kadar çikolatamız var. Şöyle biraz yazıyorum ki her şey yerli yerine otursun. Çocuklardan 3 tanesi, yani kendi hakkına düşen çikolataları almıyorlar, diğerlerine veriyorlar. Ve her bir çocuk ilk duruma göre 5 çikolata daha fazla alıyor. Yani geriye 9 tane çocuk kalacak. Her çocuğa da bu sefer x artı 5 tane daha fazla çikolata düşmüş olacak. Bu 9 kişiye x artı 5 verirsek 9 çarpı x artı 5 de yine bir önceki durumda dağıtılan çikolata sayısına eşittir arkadaşlar. Toplamda yine aynı sayıda olacak. O zaman 12x'i 9 çarpı x artı 5 eşitlersek, buradaki 9'u dağıtıyorum. 9x artı 45. 9x'i karşıya attım. 3x 45 ise x de buradan 15 gelir. Bak şimdi, başlangıçta dağıtılan çikolata sayısı burada değil mi? 12 çarpı x. X'e de 15 demişsin. O zaman çarparsak bunların her ikisini, cevap Ceyhan 108, 180 çıkacaktır arkadaşlar. 5. Çekildiğinde 5'te 2'si kadar uzayan bir lastiğin boyu çekildikten sonra 70 santimetre oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir lastik düşünelim. Lastiğin boyuna ben 2x diyeceğim, çünkü burada paydamızda 2 var. Paydada 2 olduğu için lastiğin boyuna da 2x dersek, bak, lastiğin boyu 2x. 5'te 2'si kadar, yani 2x'in 5'te 2'sini bir bulalım. Şu ikiler gittiğinde 5x kadar uzayacak. Yani lastiğin kendi boyu duruyor. Ekstra 5x daha uzamış oluyor. Şöyle bir miktar daha uzadı. Burası 5x kadar uzadı. Şimdi bu boyutun tamamı 7x oldu. O da zaten 70 santimetre oluyor diye verilmiş. X'e buradan 10 düşer. Yani lastiğin en baştaki boyu 20 iken uzadıktan sonra 70 santimetre oluyor. Yani 50 santimetre daha uzuyor. Buna göre bu lastik çekildiğinde 3 bölü 4'e kadar uzasaydı, şimdi lastiğin kendi boyu 20 santimetre iken 20'nin 3 bölü 4'ü kadar uzarsa, 20 ile 4'ü sadeleştirdim, 5 kere 3'ten, yani 15 santimetre kadar daha uzarsa boyu kaç olur diye sorulmuş. 20 ile 15'i toplarsak cevap zaten çıkacak. Toplamda 35 olur. Doğru cevabımız Denizli olacaktır arkadaşlar. Evet, geldik 6'ya. Erkek sayısının kadın sayısına oranın 3 bölü 4 olduğu bir otobüsten. Şimdi erkek sayısı ve kadın sayısı. Erkek sayısının önce yazılmasından dolayı erkek sayısına 3x, kadın sayısına da 4x dersek, otobüsten 4 kadın ve otobüsten 4 kadın ve 6 erkek iniyor. Bak, 4 tane kadın inerse, kadınların sayısı kaçtır? 4x. O zaman 4 kişi indiği için 4x eksi 4. 6 erkek indiğinden dolayı 3x eksi 6 kişi geriye kalır, otobüste kalır. Geriye kalan erkek yolcuların sayısı 3x eksi 6.
Kadın yolcuların sayısının 2 bölü 3 katı. O zaman bölü kadın yolcular diyelim. 4x eksi 4 eşittir 2 bölü 3 diyeceğiz. Bundan sonrasını zaten biliyorsunuz. İçler ve dışlar çarpımı 3 kere 3'ten 9x eksi 18 eşittir 2 kere 4'ten 8x eksi 8. 8 eksi 9x'in yanına atarsam x kalır. 18 de karşıya atarsak artı 18 diye geçti. Yani x eşittir 10 geldi. Başlangıçta otobüste bulunan yolcu sayısı. Bak bunlar 3x artı 4x toplam yolcu sayısına eşit. Yani 7x. O zaman x'e 10 yazdığımızda toplam 70 kişi olurlar. 7 kere 10'dan cevap Denizli 71'in 70 kişi olacaktır. 7. sorudayız. Bir araç gideceği yolun önce 2 bölü 7'sini gitmiş. Şimdi arkadaşlar kesir problemlerinde paydaların katlarını vermeliyiz. Yani bak burada 7 var, burada 4 var. O zaman 7 kere 4'ten 28x. Biz bir yola 28x demeliyiz bu soruda. Şöyle biraz uzun çizdim. Yolun tamamı 28x. Bu dursun. 28x'in 2 bölü 7'sini gitmişse 28 ile 7'yi sadeleştirirsen 4x gelir. 4 kere 2'den 8x kadarını gitti. Yani şu kadarlık bir kısmını gitmiş oluyor. Burası toplamda 8x kadar. Geriye kaç kaldı? 20x. Buraya kadar her şey yolunda. Bak bu araç 169 kilometre daha giderse, yani buradan buraya kadar böyle bir yerler olsun. 169 kilometre daha giderse geriye yolun 1 bölü 4'ü kalacak. Şimdi 28x'in 1 bölü 4'ünü hesaplayacağız. 28 4'e bölündü. 7 kere var. 7 kere birden 7x kalacak. 7x yani burada geriye 7x'lik kısım kalacak. Şimdi arkadaşlar buranın 8x olduğunu zaten biliyoruz. Şöyle üst tarafa geçirelim. Bak hepsi gitti. Geri alayım hemen. Evet, hepsini çizemedik. Neyse şöyle olsun. Evet. Şimdi bak burası 8x zaten önceden gitti. Kendi gitmişti. Geriye şuraya 20x kalmıştı değil mi? 20x. Şuraya zaten yazmıştık. Burası 7x ise buraya da 13x kalır. Yani 169 kilometreye 13x düşecektir. 169 zaten 13 kere 13'ten x buradan 13 gelir. Benden ne istemiş soru? Aracın gideceği yolun toplam uzunluğu 28x demiştim. 28 ile 13'ü çarparsam cevabı bulurum. 8 kere 3'ten 24, sonu 4 ile biten Adana. Başka da yok. Cevap 364 gelir. Şimdi devam edelim. Elde var 2. 3 kere 2 6. 2 daha 8. 1 8 8 2 1 2 topladım. 4 6 3 364. Yine aynı şekilde Adana geldi arkadaşlar. Evet geldik 8. soruya. Bir bilet kuyruğunda Ayşegül baştan 18. sırada, Haydar ise sondan 8. 9. sıradadır. Ayşegül ile Haydar arasında 5 kişi vardır. Haydar sırada Ayşegül'ün önünde olduğuna göre kuyrukta kaç kişi vardır? Bak kuyruğun baş kısmına buraya burası diyelim. Kuyruğun son kısmı da burası olsun arkadaşlar. Haydar sırada Ayşegül'ün önündeymiş. Yani Haydar buralarda bir yerde ise Ayşegül de buralarda bir yerde olacaktır. Diyor ki soruda bak Ayşegül baştan 17, 18. sırada. Yani baştan 18. sıradaysa önünde Ayşegül'ün önünde bak Ayşegül o kadar getirmedi. Önünde 17 kişi var demektir. Haydar ise sondan 9. sırada. Yani arkasında 8 kişi var. Ayşegül ile Haydar arasında da 5 kişi varmış. Yani bunların ikisinin arasında da 5 kişi var. Şimdi arkadaşlar buradan en baştan Ayşegül'e kadar 17 kişi varsa 5'i burada, bir de Haydar geriye 16 kişiden geriye şöyle düşünelim. 1 kişi Haydar, 5 kişi aradaki kişiler, 1, 5 daha 6 kişi. 17 kişiden 6 kişiyi çıkartırsak Haydar'ın önünde 11 kişi olacaktır.
Benden sonra ne istiyorum? Kuyrukta kaç kişi olduğunu. Şimdi şöyle yapalım. Bak. Burada Haydar'dan sonra 8 kişi varken 5'i burada. Bir de Ayşegül 6 kişi etti. O zaman 8 kişinin 6 kişisi belliyse geriye de 2 kişi kalır. Şimdi artık hepsini toplayalım. Burada Haydar'a kadar 11 kişi var. Haydar'ın kendisi 1 kişi. Artı 5 kişi de Haydar'la Ayşegül arasında. Artı Ayşegül 1 kişi. Artı 2 kişi de en sonda var. Toplayalım bunları. 5, 16, 17, 18, 2 daha 20 kişidir. Cevabım Edirne. Bak şimdi daha pratik, daha sade. Burada şöyle yapacağız. Eğer sondan 9. sıradaki Haydar başa daha yakınsa şöyle yapacaksın bak. Baştan artı sondan eksi aradaki kişi sayısı artı 2 diyeceğiz. Bakalım 20 gelecek mi? Baştan kaçıncı sıradaydı? 18. Sondan 9 eksi. Arada 5 kişi var artı 2'yi de çıkartmayı unutmayacağız. Burayı toplarsak 27. Burayı toplarsak 7 gelecek. 27'den gerçekten 7'yi çıkarttığımızda cevap yine 20 olacaktır. Evet. 8. sorunun cevabı Edirne dedik. Geldim 9. soruya. Yurdanur cebindeki parayla 3 kilo elma ve 2 kilo portakal ya da 4 kilo portakal alabilmektedir. Yani bu parayla ya 3 kilo elma, 2 portakal, 2 kilo ya da paranın tamamına 4 kilo portakal alabiliyor. Buna göre Yurdanur cebindeki parayla kaç kilo elma alabilir? Şimdi arkadaşlar 2 portakala karşı yaparsak 3e eşittir 2p, e'ye 2x, p'ye de 3x dersek. Burası para eşittir bu arada. Paranın tamamına eşittir. Şimdi e'nin yerine 2x, buradaki p'nin yerine de 3x yazarsam 3 kere 2'den 6x artı 2 kere 3'ten yine 6x. Yani bizim paramızın tamamı 12x'miş. Bu bütün paramıza eşit. Cebindeki parayla yani 12x'in tamamıyla kaç kilo elma alır? Elmaya da 2x demiştik. O zaman 12x bölü 2x'ten x'ler gittiği için 12'yi 2'ye böldüm. Cevap 6 çıkar. 9. sorunun cevabı Ceyhan olacaktır. 10. soru. Bir çubuk. Şöyle bir çubuk canlandıralım. 8 eşit parçaya ayrılıyor. Eğer bu çubuk 12 eşit parçaya ayrılsaydı her bir parça 2 santimetre daha kısa olacaktı. Bu çubuk 10 eşit parçaya ayrılırsa her bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur diye sormuş. Bak şimdi 8 parçaya ayırırsak şöyle 1, 2, 3, 4 parça oldu. Şöyle bir daha ortadan 2'ye böldüğümüzde tam tamına 8 parça. 8 parçaya ayrıldığında her bir uzunluğuna n diyelim. Tamam mı? Eğer çubuk 12 parçaya ayrılırsa 8 çarpı n çubuğun tamamının boyu. Çubuk. 12 parçaya ayrılırsa her biri n santimetreden biraz daha kısa olacak. Yani n eksi 2 santimetre olacaktır. Şimdi dağıtalım. 8n eşittir 12n eksi 12x. 12x'i karşıya 8'ini bu tarafa atarsam 12x eşittir 4n. 4 ile 12'yi sadeleştirdim. 3x eşittir n geldi. Bak şimdi. X'in yerine götürüp pardon. N'in yerine götürüp 3x yazarsak çubuğun toplam boyu 24x olur. Şimdi elimizde 24x uzunluğunda bir çubuğumuz var. Şöyle aynı hizadan gitmeye çalışalım. Burası 24x kadar. Tamam. Bu çubuk 10 eşit parçaya ayrılırsa her bir çubuğun uzunluğu kaç santimetre olur? 24x'i 10'a bölersem cevap çıkar. O da 2,4x olacak. Yani 10. sorunun cevabı Ceyhan geldi arkadaşlar. Evet çok güzel ve kaliteli sorular gerçekten de. Şimdi bak bu 11. soru daha önce 2019, 18 sanırım 19 ve 18'di ya da 18 ve 21'di tam hatırlayamadım. Çıktı. Buna benzer sorular çıktı. Aşağıda şekil 1'de en üst çizgiye kadar doluyken ağırlığı 650 gram.
olan süt şişesinin içindeki sütün bir kısmı içiliyor. Şimdi şişenin kendi ağırlığı artı bak burada 1, 2, 3, 4 birimlik. Şöyle her bir birime de x dersek 4x kadar da süt varken 650 gram. İçindeki sütün bir kısmı içildikten sonra yani 3 birimlik içilmiş geriye sadece 1 birimlik bir süt kalıyor. Sonra ağırlığı 275 gram olan şişenin görünümü ise şekil 2'deki gibi oluyor. Yani şişe artı x o da 275 gram. Şimdi bu süt şişesinin ağırlığı kaç gramdır? O zaman bunu eksiyle çarparsak. Eksi x eksi 275 olur. Şunların ikisini toplarsak taraf tarafa toplama yaptığımızda şişenin ağırlıkları gitti. 4x'ten x'i çıkarttım 3x. Şimdi 650'den 250'yi çıkarsan 425 daha çıkartırsan 375 kalır. 375'i 3'e bölersek cevap 125 gelecektir. Bak şimdi götürüp buradaki x'in yerine 125 yazarsın. 125 ile 4'ü çarptığımızda 500 geldi. Neyle 500'ü toplarsam 650 yapar. O da 150 gelecektir. Doğru cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlar. 12. sorudayız. Bir fide her hafta bir önceki uzunluğunun 2 bölü 3 katı kadar uzamaktadır. Fidenin boyu dikildikten 3 hafta sonra 50 santimetre olduğuna göre bu fidenin ilk boyu kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi hemen şöyle bir fide çizmeye çalışalım. Şöyle olsun hatta. Bu ilk dikildiğinde derken sonraki dikildiğinde ve daha sonra dikildiğinde ve 3 hafta sonra şuralara bir yerlere gelecek. Şimdi arkadaşlar ben payda 3 olduğu için 3 defa 3'e bölebileceğim bir sayı almam gerekir. 3 defa arka arkaya. O zaman 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27x dersen. En başta bu fidenin boyuna 27x dedik. Daha sonra 27x'in 2 bölü 3'ü kadar. Katı kadar. Yani 27 ile 3'ü sadeleştir. 9, 9 kere 2'den 18x. Katı kadar uzamakta. 27, 18 daha 45 yapar. O zaman burası 45x oldu. Bu dikildikten bir hafta sonra. Şimdi 45x'in bir daha 2 bölü 3'ünü bulacağız. Buradan 15 geldi sadeleştirme sonucu. Yani 30x kadar daha uzayacağı için 75x oldu. Şimdi ve son olarak 75x'in 2 bölü 3'ü kadar uzar. 75'i 3 ile sadeleştir. 25. 25 kere 2'den 50x kadar daha uzar. 75'te 50 daha 125x. 3 hafta sonra 50 santimetreymiş. O zaman bunu 50'ye eşitleyeceğiz. X de buradan 50 bölü 125. 25'e böldüm 2. 25'e böldüm 5. 2 bölü 5. Bu fidenin ilk boyu kaç santimetredir? O zaman 27 çarpı 2 bölü 5. O da 54 bölü 5. Bunu da 2 ile genişletelim ondalığa çevirmek için. 108 bölü 10. O da 10,8 olacak. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Evet, 13. soru. Önce 5 adım ileri, sonra da 2 adım geri giderek ilerleyen bir mehter takımı başladığı noktadan itibaren 138 adım atarsa kaç adım ilerlemiş olur? Şimdi bak 1, şöyle 1, 2, 3, 4, 5 gitti, 2 geri geldi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7 adım attı, 2 ileri gidebildi. Ha, o zaman bak 138 adım atmışsak 138'in içerisindeki 7 sayısını bulalım. Kaç tane 7 var? Ki 19 çıkacak. Çünkü 140 olsa 20 yapar. Aynen bir bölelim. Bir kere var. 7, 6, 68'de 9 kere var. 63 ve 5 adımımız da arttı. Şimdi 19 kere 7 yani 7'nin 19 katı kadar adım atarsam
2'nin 19 katı kadar, yani 2 kere 19'dan 38 ileri giderim. Buraya kadar anlaşıldı mı? Aslında şöyle düşün. 19'da 7'yi çarparsan 133 adımda 133 yapar. 133 adımda 38 ileri gidersin. Buraya kadar tamam. 5 adım daha mı kaldı? Şimdi sen bak, 5 gittin, 2 geldin. 5 gittin, 2 geldin. 5 gittin, 2 geldin. Bunu 19 sefer gerçekleştiriyorsun. O zaman, pardon, bu 2 ileri değil arkadaşlar. Çok özür, çok özür. 3 ileri o zaman. 3. O zaman 3 çarpı 19 ne yaptı? 57 ileri yapar. 5 gittin, 2 geldin, 3 ileri. 5 gittin, 2 geldin, 3 ileri. Böyle böyle her seferinde, yani her 7 adımda bir 3 adım ilerideyiz. O zaman böyle böyle devam etti, devam etti, gitti, geldi. En son şuradayken toplamda başlangıçtan buraya kadar 57 mi adım ileri gittik? 57 ileri. Geriye bizim 5 adımımız daha vardı ya. 57'nin üzerine şu hamleyi uygulayarak 5 adım daha atarsam. 1. Attım 58. İkinciyi attım 59. 60. 61. 62 adım ileri giderim. Zaten artık başka da adım atacak hamle sayım kalmadı. O yüzden cevap 62 ilerlemiş olacaktır. Doğru cevabımız Denizli gelmelidir arkadaşlar. Evet, geldik sanırım son sorumuz, 14. soru değil mi? Evet. Aşağıdaki kap içerisinde 3 farklı renkteki topların hepsi görülmektedir. Kaptaki toplar karıştırılıp kabın içine bakılmaksızın ard arda toplar çekiliyor. Şimdi mavi sayısı, sarı ve kırmızı. Mavileri sayalım. 1, 2, 3, 4 tane mavimiz var. Sarılardan 3 tane. 1, 2, 3. Kırmızıdan da 4 tane var. Toplam 11 tane görünüyor. Topların hepsi görülmektedir yazmış ya zaten. Toplam 11 tane top var. Kaptaki toplar karıştırılıp kabın içine bakılmaksızın arda arda toplar çekiliyor. Çekilen topun kesinlikle mavi olabilmesi için kaptan en az kaç top çekilmesi gerekir? Şimdi kesinlikle mavi gelsin diye uğraşıyorsan şöyle yaparsın. Bütün diğer geriye kalan bütün renkleri önce bir kaptan bitir. Sen birinciyi çektin, sarı gelebilir. İkinciyi çektin, sarı gelebilir. Üçüncüyü çektin, yine sarı gelebilir. 4, 5, 6, 7 diye gidiyorsun. 3 artı 4'ten 7. 7 tane çektiğinde 3'ünün ilk 3'ü sarı, son 4'ü kırmızı gelirse hiç mavi gelmeyebilir. Hani matematiksel olarak mümkün. Ama bir tane daha çektiğinde sarı kalmış mıydı? Hayır. Kırmızı kalmış mıydı? Hayır. O zaman mecburen kimden gelecek? 8. top kimden gelmelidir? Maviden. O zaman işte garantiye almış olursun. O yüzden cevabımız 8 Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet, böylece bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.